Kesinlikle şu anki ücret yeterli değil. Yani bunun yani en az bir 4.000 lira, 4.500 lira gibi bir fiyatta olmalı yani. Yani açlık sınırının üstünde olmalı. Çünkü insanlar yani neye yetişeceklerini şaşırıyorlar. Biz millet olarak gözü tok bir milletiz. 3.000 lira bana yeter. Cumhurbaşkanı çıkıyor, ne acıyı bal eyle, neyi bal eyleyeceksin? Sen orada her şeyleri ye, burada acıyı bal eyle. Olur mu ya? Bir saniye, dün maaşım yattı. Kardeşim çekebilirsin şurayı. Kalan para 4 lira. Şimdi bununla 3 lirasıyla eve gideceğim. 1 lirasıyla da ekmek alabilirsem akşam karnımı Asgari ücret ne kadar olmalı? 3,5 olması lazım. Yani şu standartlarda 3,5 milyar rahatça olması lazım. Peki sizce neden 3,5 milyar? Ya geçim zor. Bir şeye gir, bir markete gir, fiyatlar 3 katlamış. 25 liralık yağ olmuş 70 lira. Niye etsin asgari ücretten adam, nasıl kira mı versin, kiraysa suyu mu versin, elektriğini mi versin, ne yapsın? Türkiye'de asgari ücret geçinebilmek için en az 4.000 olmalı. Peki sizce neden 4.000? Ya şu anda asgari ücret erimiş durumda. Neden 4.000 erimiş durumda? Hatta 4.000 bile değil, 5.000 olması lazım. Fiyatların enflasyona bakarak 5.000 olması lazım. 4.000'i az bile söyledim ben. Ne kadar olmalı? En az 5. 5. Bakmayın gene dedim. En az 5. 5. Peki sizce neden 5.000? Yani bir emeklinin zaten bazıları yatırımını yapmış oluyor. Bir evi mutlaka çoğunun oluyor. Bir 5 lirayla da ancak geçinebilir. Asgari ücret kendi şahsi düşüncem en az 3.000 veya 3.500 ya civarında falan olmalı. Çünkü yaşam standartlarının çok altına kalıyor şu anki asgari ücret tutarı. Düşüncem bu yönde yani. Yani ben bir devlet memuruyum. Bana aldığım maaş yetmiyor. Asgari ücretleri hiç düşünemiyorum. En az 3.500-4.000 lira olmalı ki bir nebze de olsun daha rahat edebilsinler diye. Bence asgari ücret 3.000 TL olmalı. Neden? Çünkü 2.300 lira yani bence yetersiz bir para. Mesela benim annem emekli maaş alıyor 2.200 lira falan. Soruyorum annem, hani biz çalışmasak abimle, biz çalışmasak nasıl geçineceğiz falan diye. Yani çok zor. Faturalar zaten geliyor 500 lira 600 lira. Hani evin kira olsa, bizimki değil de, yine yetmiyor. Evi kirada olan bir insan bilmiyorum nasıl geçiniyor. 5 milyar ancak kurtarır. Ama devlet verdiği parayı çok güzel, büyük bir para zannediyor. Beyim emekli, asgari en düşük asgari şeyden ikinci iş yapmak zorunda kalıyor. 1000 liraya çalışıyor. 4500 TL olmalı diye düşünüyorum. Peki sizce neden 4500? Şu an maalesef 3 kişilik diyelim, çekirdek bir aile 2324 TL ile ev sahibi değilse kirasını mı versin, mutfak masraflarını mı karşılasın, eğitim, sağlık gibi temel ihtiyaçlarını mı karşılasın, sosyal hayatıyla ilgili dışarıda istediği gibi yemek mi yiyebilsin, eğlenebilsin veya kültür ve sanatsal faaliyetler, sinemadır, tiyatrodur gibi, eğer bu imkanlar sağlanabiliyorsa o yüzden en az 4500 TL olmalı diye düşünüyorum. Asgari ücret komisyonu neyi tespit ediyorsa doğrudur. Devletin yaptığı doğrudur. Türkiye şartlarına göre herhalde doğrusu budur ki efendim bunu tespit etmişler. Ama gönül ister ki daha fazla olsun. Bence 3000 lira olmalı. Günümüz şartlarında malum zamlardan dolayı. Asgari ücret 4000-5000 olması lazım. Yetişemiyorsun ki, dolar euro fırlıyor. Bizim para eridi gitti. Hacı Şakir'in tanesi 15 milyon arkadaşlar. Yani anlatabiliyor muyum? Önceden 200 tane, 300 tane Hacı Şakir alabiliyordu. Şimdi 100 tane Hacı Şakir gitmiyor ya maaşa. Şu anda 3000 yeterli gözüküyor. Gelen zamlara doğru yani. Aşağısı biraz zor. Peki sizce neden 3000? Şu anda 2400 küsür net. Gelen doğal şeylere zamları biliyorsunuz zaten. Yağ olmuş 5 kilo yağ 60 lira. Asgari ücret 2400 lirayken 25 liraydı. Onu hesaplarsan otomatikman 3000 olması gerek zaten. Bana kalırsa 3000 lira olmalı. Çünkü 3000 liradan aşağısı, inanın şu anki ekonomik şartlara bakıldığı zaman gerçekten yetersiz kalıyor yani. Sanırım herhalde 2400 küsür de bir şey yani. Ama gerçekten yetersiz kalıyor. Çünkü ülkenin gidişatına baktığımız zaman doların olsun, euronun olsun bayağı bir yukarıda olduğunu herkes görebiliyor yani.
yeterli değil yani. Şu anki asgari ücret gerçekten yeterli değil. Enflasyon vesaire vesaire, kira giderleri bilmem ne, dolar kurunu artışı. Şu anda minimum 4,5-5 arası olması gerekiyor. Yani kendi şahsi fikrim. Ülkelerin ekonomik durumuna göre bizdeki biraz az. Türkiye'nin şartlarına göre az. Ama 2800-3000 civarı uygun bence. Daha fazlası fazla olur. 5000. Abartısız söylemiyorum yani 5000. Peki sizce neden 5000? Valla biz 6 kişilik bir aileyiz. Yani şu an yetmiyor. Gerçekten de yetmiyor yani asgari ücret. Yani her şeyde zam geldiği için gerçekten de yetmiyor. Kesinlikle şu anki ücret yeterli değil. Yani bunun yani en az bir 4000 lira, 4,5 bin lira gibi bir fiyatta olmalı yani. Sizce neden 4,5 bin lira? Ya bunu aslında hepimiz bildiğimiz bir soru. Ekonomik sıkıntılar. Yani şu an markete gidiyoruz. Aldığımız çok az bir şeye çok fazla bir fiyat veriyoruz. Yani her şey çok pahalı. Ekonomi çok kötü bir durumda. Bu şekilde yani insanlar yetiremiyor. Asgari ücret ne kadar olmalı? Asgari ücret şu anda 2300 lira. Bir saniye, dün maaşım yattı. Kardeşim çekebilirsin şurayı. Kalan para 4 lira. Şimdi bununla 3 lirasıyla eve gideceğim. 1 lirasıyla da ekmek alabilirsem akşam karnımı doyuracağım. Asgari ücretin olması gereken 5000 lira. Yetmiyor. 2300 lira dün maaş aldım. 1000 lira kiraya verdim. 100 lira bina aidatına verdim. 1100 lira. 600 lira faturalara gitti. 1700 lira. Yani mutfağa iki ufak tefek bir şey aldık. Evde çocuklar meyveydi, sebzeydi, bunlar zaten yiyemiyor. Sıkıntı yani. Şu anda 3 lira bir dönüş yol param var. 1 lira da ekmek alacağım. En az 4000 lira olmalı. Neden 4000 lira? Neden? Türkiye'deki durum yok mu? Millet kanı alıyor. Ama kimilerine göre şey yok yani. Kriz yok, şu yok, bu yok. Ama hiç öyle değil yani. Bugün asgari ücretin belirlemesindeki olan enflasyon oranını yapan TÜİK resmen vatandaşı kandırıyor yani, resmen. 2300 lira. Şeyde o sivil toplum örgütlerinin açıkladığı rakam 2600 lira, 2700 lira açlık sınırı. Türkiye'de 25-30 milyon kişi açlık sınırının altında yazıyor. Yazıklar olsun. Ülkeyi bitirdiler, ben böyle söyleyeyim yani. Bitti bitti vatandaş. Öyle yani ne diyoruz, Cumhurbaşkanı çıkıyor, ne acıyı bal eyle, neyi bal eyleyeceksin? Sen orada her şeyleri ye, burada acıyı bal eyle. Olur mu ya? Ya açlık sınırının bir kere üstünde olması gerekiyor. Kesinlikle. Ya en kötü ihtimalle açlık sınırının üstünde olması gerekiyor. Yoksa insanlar hiçbir şekilde yaşayamayacaklar. Ya çünkü yani ben... İki annem de babam da ikisi de emekli insanlar ve bize de zar zor yetiyor. Yani emekli olmalarına rağmen devlet memuru emeklisiler. Bize de zar zor yetiyor ve asgari ücret de açlık sınırının en azından tam sınırda olması gerekiyor. Yani o sınır şu an değişiyor. Hani neye göre, insanlar çoğu insana göre değiştiği için belli olmuyor. Yani bir miktar bile artsa şu an çok daha iyi olacak. Rica ederim. Peki sizce ne kadar olmalı? Ben de katılıyorum. Yani açlık sınırının üstünde olmalı. Çünkü... İnsanlar yani neye yetişeceklerini şaşırıyorlar. Yani asgari ücretle 4 kişilik bir ailenin geçinmesi o kadar basit olmuyor şu anda. Kayseri şartlarında mı soruyorsunuz? Bu soruyu kendime göre değerlendirmem gerekirse, okumuyorum, öğrenci değilim, asgari ücretle çalışıyorum. Geçindirmekle yükümlü olduğum bir ev var. Evim kira değil. Bu şartlar altında değerlendirirsem ve 4 kişilik bir aile olduğumuzda biz millet olarak gözü tok bir milletiz. 3000 lira bana yeter.